Ceylan merhaba. Selam Demir. Kutsal Motor'un... Kutsal Motor'un mükemmel bir günmüş değil mi? Mükemmel bir selam Demir. Mükemmel bir günden sonra kahkahalarla başladığımız bir videomuz daha. Kutsal Motor'da karantina günlükleri, daha doğrusu yönetmenlerin karantina günlükleri başlığı altında yaptığımız videolara Ceylan Özçelik'le bir yenisini daha ekliyoruz. Bu TRT sunumundan sonra. Hayat nasıl? Bilmiyorum ya gerçekten. Kanalizasyon çalışması var, yol çalışması var. Ağaçlar kullanılıyor. Bunlar evden görebildiğimiz şeyler ya da markete giderken. Onun dışında bilmiyoruz. Ama ben şeyi görebiliyorum. Ana caddeyi. Minibüslerin ve otobüslerin içlerinde bir ya da iki kişi oluyor. İş saatleri dahilinde. Ne kadar zamandır evdesin? 4 hafta. Yani bunu şeyden soruyorum, işte Tunç Şahin'le de böyle bir şey konuştuk. Yani yurt dışında yaşayan yönetmenlerimizle de konuştum. Yine Zoom üzerinden. Ama yani onlara işte Londra'yı falan soruyorum. Tunç'a Kadıköy'ü sordum. İşte ben Şişli'yi anlattım Harbiye'mize. O yüzden kuzguncuğu sorarak başladım en son. Tamam. Çünkü yani hepsi şu anda aynı uzaklıkta gibi bir yandan. Çünkü hiçbirine gidemiyoruz. Oralarda ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Şişli'mizde herkes her yere gidiyor. Onu söyleyeyim, hiçbir şey değişmiyor. Herkes yollarda maşallah ama yani kuzguncuk dediğin gibi demek ki. Evet. Peki sen evde neler yapıyorsun? Yani bütün bu süreç senin için nasıl geçiyor? Valla... Bence toplu ve kişisel anksiyetelerimiz dışında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü eve mahkumuz. Bizim gibi biraz daha evden çalışan kişiler normal çalışmalarına devam ediyor sanıyorum. Devam ediyorsa o çalışmalar, ne kadar devam edebiliyorsa ya da ne kadar sağlıklı olabiliyorsa. Bunu hem psikolojik hem ekonomik tabii söylüyorum. Biz belgesel çekimlerini bitirmiştik. Post aşamasındaydık. Yapılacak olan şey şuydu. Ben kurgucumuz Arzu Volkan Roma'da, ses tasarımcılarımızdan Fatih Amsterdam'da. Onların yanına gideceğim bir süreç olacaktı. Onun için bir fon arayışındaydık. Hani oralara gitmek için. Ve fakat hiç gerek kalmadı. Onlar ayağına geldi. Zaten Zoom'da yapıyoruz bu süreci. Kurguyu, sesi, her şeyi gibi bir dönemdeyiz. Onun dışında işte bizim belgeselin bir Adalet Bakanlığı izin meselesi var. İşte cezaevleriyle bağımız var. Tabii her şey gibi orası da durmuş durumda. Ve bu da her şeyi yavaşlatıyor bir yandan. Bir yandan da birçok şey de şöyle duruyor aslında. İşte kitlesel fonlama kampanyası yapmayı düşünüyorduk belgesel için ama vazgeçtik hemen bu durumla birlikte. Tabii bu bir yandan genele vurduğunda üzücü bir şey. Şu anlamda söylüyorum bunu. Bütün birçok ülkede, tırnak içinde gelişmiş ülkelerde işte sanata, sanatçıya, filmlere vesaire destekler devam ettiği gibi yenileri ekleniyor üstüne. Hani biliyoruz, her gün görüyoruz. Ve bunun yanı sıra da birçok işte sinemacı, kısa filmci, belgeselci, birçok kişi endüstriden filmlerini daha da crowdfunding sistemiyle, kitlesel fonlama sistemiyle tamamlamaya çalışıyor aslında. Ama biz aslında bunun bir benzerini, bu crowdfunding'in bir benzerini ülkemiz deniyor şu anda. Evet, işte bizim ülkemiz zaten onu yaptığı için biz hiç bulaşıyoruz. Yani bize sıra gelene kadar bizden önce daha önemli kitlesel fonlamalar yapıldı. O yüzden onu girmiyoruz. Ben böldüm seni. Biz mi isteyeceğiz yani, utancımızdan yerin dibine bir geçelim. O yüzden de kendimizi biraz böyle yurt dışındaki fonlara verdik biz de. Hani oralara başvuru yapmaya çalışıyoruz. Şu an işte çılgın gibi 5-6 farklı yere işte post başvurusu yetiştirmeye çalışıyoruz ki ekibimiz ve biz bir şekilde hani kiramızı ödeyebilelim, devam edebilelim gibi çabalar içerisindeyiz. Sen nasılsın? Yani çünkü sen de bir kısa film bitirmiştin ve tam onun premieri olacaktı. Festivaller iptal oldu. Sen nasıl hissediyorsun? Yo, iyiyim. Benim de evet bir kısa filmim vardı. Bir festivalde açılmasını planlıyorduk fakat o festival gerçekleşmiyor elbette. Haliyle bizler de herkes gibi Artık bekliyoruz ne olacağını. Fakat bununla ilgili ben sana şöyle tabağı boş göndermeden şöyle bir şey sormak istiyorum. Bütün bu süreçte aslında bir film gösterimi fırsatı yaşayan ender yönetmenlerimizden de biri oldu. Çünkü filmlerinden biri Sitges'in online kanalında yayınlandı ve işte bir organizasyonla, işte bir lansmanla bu hatta duyuruldu. Yani daha doğrusu festival böyle bir organizasyona imza attı. Yani nasıl bir histi? Yani işte artık böyle yani uzun sürdü ve böyle gitti bir süre diyelim. Bu gösterim olarak da bir gösterim sonrası tepkiler olarak da mesela bir sinemacıyı tatmin eden bir süreç mi sence? Ya tabii ki değil günün sonunda. Ama yani şu anda şartlar bu. Yani yapabileceğimiz başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben bu yıl boyunca herhangi bir festivalin yapılabileceğine de inanmıyorum. Yani dışarı çıkıp normal hayata devam etmemiz falan bu gibi meseleleri bir yana koyarak söylüyorum. Yani bunlar zaten çok ne kadar mümkün olacak bilmiyoruz da bu yıl boyunca kalabalık etkinlik dediğimiz şeylerin çok gerçekleşebileceğini kaçımız sanıyor, kaçımız sanmıyor hiç bilmiyorum. Bunu böyle bilimsel, matematiksel araştırmalarımdan yola çıkarak falan söylemiyorum. Sadece hissim bu yönde. Çok büyük bir bilinmezin içindeyiz ve bu büyük bilinmezin içindeyken de bizi ayakta tutacak olan şey işte yaptığınız filmlerin bir şekilde seyirciyle buluşması ve bu şu an bize sadece bunu internet üzerinden sağlıyor, çevrim içiyle sağlıyor. Yani ve dolayısıyla bunu yapacak olan festivallerle işbirliği ne tamam diyoruz, tabii ki diyoruz ve paylaşıyoruz filmlerimizi. Böyle. Sen mesela ne düşünüyorsun? Diyelim ki biz 5-6 ay daha böyle gittik. Sonra yani normalde tabii ki hepimiz filmleri perde için yapıyoruz. Perdede hep birlikteyiz diyelim, seyirciyle birlikte diye yapıyoruz ama sen ne düşünürsün mesela? 6 ay daha böyle gitti. Yok ben bekleyeceğim der misin? Film izleme deneyiminin online'a taşınmasıyla ilgili ben biraz daha yumuşak bakanlardanım bu konuya. Daha esnek bakanlardanım. Yani toplu deneyimin evrimleşebileceğini düşünüyorum. Yani herkes apayrı bir yerdeyken toplu bir deneyim yaşayabilir ve bunu yine başka ortak bir yerde sanal bir düzlemde yine konuşabilir yakın gelecekte diye düşünüyorum. Ama yani böyle bakmayanlara analog ilerlemesi gerektiğini bazı şeylerin düşünenlere de ne diyebilirim yani. Zaten işte Kan açıkladı. Ama analog ilerlemesi dediğin ya orada bir kurulum hatası yapıyoruz bence. Analog ilerlemesi gerektiğini düşünmek analog ilerlemiyor ki zaten. Ya şu anda anlatıyorum, cümle kendiyle çelişiyor. Zaten bir şeyin ilerlediği yok şu an, durmuş durumda. Ya bence bizim esas şuna kafa yormamız gerekiyor. İşte sinemalar nasıl ayakta kalacak, tiyatrolar nasıl ayakta kalacak? Bunu yapanlar, mesleği bu olanlar nasıl ayakta kalacak? Yani bir birikimi olmayanlar, atıyorum işte çok ciddi bir dizi ya da reklam ya da bilmem ne para kazandıran kollarından bahsediyorum bu dünyanın. Onlara zaten hayatı boyunca hiç bulaşmamış olanlar. Yani kıtı kıtına ilerleyenler ne yapacak sanatta? Ve tabii ki sinemalar, Beyoğlu sineması işte, Kadıköy sineması yani kapısı sokağa açılan kaç tane kaldıysa yani günümüzde. Yani bununla ilgili bu problemle ilgili ben yani birinin diğerine ayak direyerek bir çözüm bulamayacağını düşünüyorum. Yani sinema o dijital mecrada sinemaya ayak direyerek ya da birbirini işte böyle alt etmeye çalışarak filan bir çare bulunamaz buna. Yani bu işte bir bulunmak zorunda. Ne derler? Bir orta yol bulunmak zorunda diye düşünüyorum. Çünkü ikisinin de birbirine hala ihtiyacı var ve destekleyebilecekleri vaziyetler de var. Ben sana sorsam bir de karantina günlerinde neler izliyorsun acaba? Günlerinde ya çok bir şey izleyemedim başta. Ondan sonra ya böyle bir ne olduğumuzu anlayamadık ya zaten tam olarak. Bir süre odaklanamama durumu oldu açıkçası. Filme odaklanamama durumu, uzun filme. Ve o esnada işte Festival Skopa'da belli miktarda bir para ödediğim aklıma geldi. Ay bir dakika hemen Festival Skopa'dan film izlemeliyim gibi bir endişe hali geldi bir anda. Ve işte Rotterdam'daki Sundance'deki kısa filmleri işte ve çeşitli belgeselleri falan izledim. Ama yine de %100 kendimi vererek izleyemediğimi hissettim. Hı. Ve %100 kendimi vererek izleyebildiğim tek şeyim ise sana sorduğum, nasıl ya dediğim ve senin valla hiç fena değil dediğin Ozark oldu. Fark ettim. Ozark'ı hiç izlememiştim. 3 sezon bir anda izledim. Aile meselesi çok ilgimi çekti. Açıkçası dizinin bunu ele alış biçimi. Yani sadece baş ailemiz olan işte Bird tayfa değil de, Bird tayfası değil de hani Snell'lerden işte Langmore'lara, işte Patty'yle annesinden Helen'la kızına, yani aslında bütün bir karakterler dünyasının temelinde Navarro'suna, hani her küçücük görünene bile, Frank Junior'la işte babası misal. Bu misaller böyle gitmiyor. Hepsinin dünyasında temelinde her şeyin aile için ve içinde, aile için ve içinde olması ama bir yandan da aileyi yok etmesi mevzusu, yapılan her adamın, her şeyin. Bu 3 sezona da böyle çok sağlıklı yayılmış, yapılmak istenen aile üzerinden. Ve o durum çok ilgimi çekti. Sanırım o çok tuttu beni. 3 sezonu bitiriverdim. 3 sezonu bitiriverdim. Bitiriverdim. Neye uğradığımı anlamadan. Peki yani böyle izlememen bunu bu dönemde izlememem gerekiyormuş dediğim bir şeyler izledin mi? Çernobil'i izledik bir de. Çernobil ev arkadaşımla Çernobil'i izledik. Evet, izlemeseydik iyi olurdu gibi geldi. Nasıl hissettirdi hakikaten? Çok boğuldum. Hı-hı. Kötü hissettirdi. Bayağı kötü hissettirdi. Yani sürekli böyle bir panik atak haline geçiyormuşum gibi hissettirdi yani. Çünkü bütün siyasi filmin arka planı da çok zamansız olduğu için ve yersiz yurtsuz her yerde her zaman bu zaten ve o biraz fazla vurdu sanırım. Hı hı. Ama asla böyle şey izlemem diye düşünmem. Fakat beni en çok rahatlatan şey bu süreçte aslında film seyirden ziyade ilginç bir şekilde çocuk boyama kitapları boyamam. Yani hani şu an içinde yaşadığımız durumu unuttuğum, ya unuttuğum demeyeyim, unutmam mümkün değil tabii ki de. En azından hani biraz ara verip onu düşünmememi sağlayan tek anlar. Çeşitli işte şeyleri, masal illüstrasyonlarını boyadığım. Hı hı. İşte Victoria Evleri diye bir boyama kitabım var. Ondan sonra Harry Potter'ı boyama kitabım var. Şöyle göstereyim buradan. Bu Harry Potter'ı boyama kitabım. İşte Victoria Evleri boyama kitabım. Ondan sonra ama benim en sevdiğim aslında bu. Geçen hatta sana da buradan muhteşem boyamalarımdan birini yollamıştım. Baya bunlarla uğraşıyorum ve gerçekten tek uzak tutabilen şey bu boyama anları oluyor yani. Saçma sapan. Bu eserlerini yakın zamanda evet, izleyicilerle tabii paylaşmayı düşünüyor musun? Sergi. Sanal sergi. Ay. Böyle. Bunun dışında rahatlayabildiğim gerçekten hiçbir şey yok. Yani çalışırken zaten sürekli stres altındayız. Hı hı. Yani ne yapıyoruz? Hani ne yapıyoruz? Biz şeyle de çalışıyoruz ya biraz. Yani bir de çalıştığımız şeyler de biraz ağır olduğu için yani özellikle hani bu belgesel özelinde kendi adımıza söyleyebilirim. Ya da onun dışında işte ya herhangi gördüğümüz bir şeyden ya bir anda ya ne olacağız durumu geldiği için anksiyetesi garip haller. Peki bütün bu yani hem karantina sürecinden bahsediyorum hem de salgın sürecinden bahsediyorum. Çok böyle sinemada epey bir örneğini izlediğimiz bir sanki durumun içinde gibiyiz ya şu anda. Hı hı hı. O nasıl bir şey hissettirdi? Yani bizzat bunu deneyimlemek yani çok böyle çünkü işte film açılır 2050 yılındayızdır işte bir salgın söz konusudur falan yani böyle bir şey. Buna benzer bir sürü hikaye aslında izledik. Ama evet, tabii ki birçoğumuz dünyada yaşayan milyarlarca insan kendini ilk kez böyle bir şeyin içinde buluyor. Hani içinde olmak nasıl bir şeymiş acaba? Hani filmler bizi buna hazırlamış mı? Falan hani. Hiç hazırlamamıştım. Hiç hazırlamamış. Yani tabii ki felaketlerden felaketlere sürüklendiğimiz bir tarih söz konusu aslında. Kendini tekerrür eden ve birçok şeyi yaşadığımız, bazen özellikle de Türkiye'de bir günde herhangi bir dünya ülkesinin Hani bilmem kaç senede yaşadığı şeyleri biz bazen birkaç saat içinde yaşıyorduk ya zaten. Ya da bunun sadece Türkiye değil tabii ki, birçok örneği var. Bu kadar felaket yaşayan. Fakat evet tabii bütün dünyanın aynı anda yaşadığı bir şeyi deneyimlememiz korkunç, bilinmezliği ayrı bir dehşet verici. Fakat benim hani bu süreçte bütün bu filmlerden ziyade bir filme sürekli kafam gitti. Yani yeniden izlemek istiyorum hatta onu. Ursula Meier'in bir filmi vardı 2008'de, Yuva, Home diye bir film. Vizyona girmiş miydi, girmemiş miydi hatırlamıyorum. Ben Uçan Süpürge'de izlemiştim. Isabelle Huppert başrolde oynuyor. O filmi çok sık, yani çok sık o filmi düşündüm. Bir aile hani izole bir eve taşınıyor, bayağı izole, çalışmayan bir otoyol. Ama sonra bir noktada otoyol hizmete açılıyor. Ve spoiler vermeyeyim, çok ilginç bir eve kapanma hali baş gösteriyor. Yani ilginç derken bayağı garip psikolojik haller var orada. Neyse izlemek gerekiyor hani. O filmi çok sık düşünmeye başladım. Nedense o bana galiba birçok distopyadan daha distopya geliyor şu anda. Bir tekrar izleyeceğim, bir anlayacağım. Niye öyle geliyor? Yani sürekli o filmden kareler geliyor aklıma. Benim de aklıma geçen gün biraz Güvenç de hatırlattı. Biraz da onun etkisiyle. Bu Haneke'nin postapokaliptik bir filmi vardı. Pek beğenilmeyen. Kurdun Günü. O sanki çok böyle yani yakın zamanda izlediğimiz en gerçekçi sanki postapokaliptik filmlerden biriydi. Pek de beğenilmemişti ilk gösterildiği zamanlarda. Evet, beğenilmemişti, doğru. Şu an ben de net hatırlamıyorum bu arada. Yine imgeler geliyor sadece aklıma. Çok karanlık imgeler geliyor. Evet, 2004. Gece geçiyordu galiba çoğu mu? Ya sallıyor muyum şu anda? Çoğunluğu ıslanmadan gece geçiyordu. Evet gece geçiyordu. Ya, resmen hatırlıyorum. Bu arada filmleri hatırlamamak ne ya? Yani o da ayrı bir mesele. Bizim biraz az bir film izlememiz gerekiyor acaba yani. Eskiden izlediğimiz filmleri hatırlamaya çalışarak geçiyor. Sonra bir daha izleyerek falan. Bir de şey çok konuşuluyor tabii şu ara. Sen de izlediğini bildiğim için soruyorum. Contagion. Evet. Yine bir sakın aman izlemeyin diyeceğimiz filmlerden bir tanesi şu dönemde. Evet. Ben bu arada salgını çıktığında izlemiştim sinemada. Sonra bugün hemen daha ilk Türkiye'deki ilk vakayla beraber hadi yeniden izleyelim dedik. Ve tabii ki iki izleme pratiği arasındaki uçurum herhalde herkes için bu böyledir. İzlememekte fayda olanlar. Salgın diyoruz, Çernobil diyoruz. Peki, yani şu anda bütün prodüksiyonların durdurulduğu, ne bileyim kimsenin sete çıkamadığı bir durum hasıl bir yandan da. Yani sanatının çoğunu, ya daha doğrusu işinin çoğunu sette, yani bir eserini neredeyse çoğunu sette inşa eden bir sanatçı olarak yönetmenin durumu şu anda çok garip ya, hiçbir enstrümanı yok gibi sanki görünüyor ama sanki bir yandan da öyle değil. Sanki başka enstrümanlara da böyle seni yönlendiriyor gibi bu durum. Bu konuyla ilgili yani ne düşünüyorsun? Yani çok uzun sürdü ve prodüksiyonlar çok uzun süre durdu, yapılamadı. Nasıl film üretme pratikleri oluşur sence? Neler yapılır yani? Ne bileyim, buluntu filmler mi olur? Buluntu filmlerden... Yani evet tabii belgesel sinema, deneysel sinema ve belli level'da animasyon sinema devam edebilir zaten bir şekilde. Bilmiyorum Memir. Çok zor bir soru. Belki de içimizden hiç film falan yapmak gelmeyecek zaten. Yani şeyi bilemiyorum şu anda. Açıkçası bu soruya yanıt verebilmem için şu an tutku... şeyimi tavan yapmış olması gerekiyor yani. Ay ben her şartta, her koşulda film yaparım demem gerekiyor. Şu an onu diyemediğim bir dönemdeyim açıkçası kendi adıma. O yüzden sen ne dersin, diğer arkadaşlar ne der hiç bilmiyorum. Ya da dünyadaki hocaların bununla ilgili ne düşündüğünü bilmiyorum. Herkes muhtemelen farklı bir şey düşünüyor. Ama hani ay yok ben film yapmadan ölürüm noktasına geldiğin aşamada da işte deneysel, belgesel sinemayla ya da belli ölçülerde animasyon yapmayı öğrenerek yolumuza devam ederiz. Yani çünkü ya da tek kişili ya da kişisiz, karaktersiz filmler. içinde karakter olmayan filmler yaparak insansız şeyler deneyebiliriz. Ya da dediğin gibi buluntu film, arşiv film vesaire yapabiliriz. Yeni bir dil ortaya çıkabilir. Hiç bilmiyorum. Umurumda değil diyor. Yok tabii ki çok umurumda da. Yani gerçekten tek umurumda olan şey zaten ekiplerin ne yaptığı. Hı hı. Ya, evet, bütün bu süreçte. İnsanlar ne yapıyor? Nasıl geçiniyor? Nasıl geçinecek? Hı hı. Bu. Yani onun dışında evet sinema da değişecek. Değişiyor. Ya yani hepimizin festivalleri algısı bile değişti yani bence. Şurada, şunun şurasında. İşte bir iki ay içinde yani. Mesela kan hiç önemli bir şey değil artık diyor. Yani gerçekten şey onların da bu süreçteki mesela... bu süreçteki şeyi inanılmaz bir inadı ve yani böyle bayağı dünyanın en önemli etkinliği olan görmeleri kendileri falan çok ilginçti. Hani çünkü birlik mesajı bile yoktu yazdıkları şeyde. Hani tamamen kendi birlik mesajı bile yoktu evet. Yazdıkları şeyde. Tamamen kendileri odaklı bir takım inatlar yaptılar. Sonra da tamam erteliyoruz dediler ama bir cümle bile yok yani hadi şeye dair desteğe, sinema üretimine ya da ne bileyim festival hiçbir şey yok. Çok garipti. Böyle. Peki tam bu süreçte izlenir ya da okunur dediğin önerin olur mu? Masallar. Masalları tekrar okumak için iyi bir zaman bence. Masal kitaplarından bahsediyoruz. Evet. O zaman izlemek için de bunların uyarlamalarını mı öneriyoruz? Olur tabii ki. Neden olmasın? Çok iyi. Ama en çok boyama kitabı önerdin zaten. Tabii. Yani zaten masalı izleyeceğiz. Sonra onların boyama kitaplarından boyama yapacağız rahatlamak için. Sonra da uyarlamalarını, film uyarlamalarını, dizi uyarlamalarını izleyeceğiz. Yeterince saçmaladıysak. Ya gerçi ben gerçekten hani masal okumak şu an iyi gibi geliyor bana. Çünkü ben birkaç tanesini tekrar okudum. Bayağı farklı bir gözle okuyorsun. Tabii şu anda neyi tekrar okusak farklı bir gözle okuyacağız. Zaten o da ayrı mesele yani. Peki hakikaten neleri tekrar okudun? Çirkin Ördek Yavrusu. Ondan sonra Hansel Gretel. Zaten Grimm kardeşlerle alıp veremediğim çok fazla şey var. Onlarla ilgili bir şey yapmak istiyorum ileride. Yapabilirsek, o günü görürsek. Onların masallarıyla ilgili. Hani bileyim işte bir dünya böyle Hint masalları, yerel masallar bilmem ne. Bir sürü şeyler bakıyorum. Bir gecelere tekrar dönüyorum. Bak. Biraz ona biraz buna. Peki bu masal saatimizin sonunda herkese o zaman tekrardan sağlıklı kalın diyerek sana çok teşekkür ediyoruz. Ben de sana ediyorum. Genel kadraj böyle iyi mi? Seninki iyi, benim iyi mi? Böyle konuşsak olur mu acaba?